Merhaba sevgili çocuklar. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, yani kısacası YTB'nin başlatmış olduğu etkinlik saati programına hepiniz hoş geldiniz. Evde kaldığımız bu dönemlerde her evde bulunan oyunlarla, araç ve gereçlerle kaliteli zamanlar geçirmek için etkinlikler yapacağız. Biliyorsunuz ki haftaya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. İşte biz de bu güzel güne hazırlanabilmek için Mina ile birlikte 23 Nisan çiçeğimizi yaptık. Şimdi bu çiçek için gerekli malzemeleri söyleyeceğim ve hep birlikte bu çiçeğimizi yapmaya başlayacağız. Öncelikle bir adet beyaz kağıdımız lazım. Bu beyaz kağıttan şeritler kesmemiz gerekiyor. Biz önceden Mina ile birlikte bu şeritleri çizdik. Bunları kesmeye başlayacağız öncelikle. Minacığım sen bunları kes önce. Ve aynı şekilde bir adet de kırmızı kağıt lazım. Kırmızı kağıdımızın şeritlerini biz önceden hazırlayıp kestik. Gördüğünüz gibi tam çiçeğimizin ortasında bir ay ve bir yıldızımız var. Türk bayrağının üstünde olduğu gibi. İşte bu ay ve yıldızı kesebilmemiz için de önceden hazırladığımız bir şablon var. Bunu siz kendiniz de kesebilirsiniz, boyayabilirsiniz, kendiniz çizebilirsiniz. Ama eğer çizemem ben bunu diyorsanız ailenizden de yardım isteyebilirsiniz. Şimdi ortadaki bu yuvarlığı kesebilmek için şöyle kalın bir kağıda ihtiyacımız var. Yine o da kırmızı olacak. Bunu da kesebilmek için biz şöyle yaptık Mina ile birlikte. Şöyle bir fincan aldık. Ve bu fincanla böyle bir şekil çizdik. Yuvarlak şeklimizi çizdik. Tabii iki tane gerekli çünkü arkası için de gerekiyor. Bu yuvarlağımızı da çiziyoruz. Ve bunları kesmeye başlıyoruz. Bunları kestikten sonra şeritlerimizi yapıştırıp bunun üstüne yapıştıracağız. Evet. Minacığım bunu da kesebilir misin böyle öncelikle? Sonra bunların hepsini yaptıktan sonra ay ve yıldızımızı üstüne yapıştıracağız. Ve en sonunda da çiçeğimizin sapını böyle çubuklarla yapabilirsiniz. Bunları yeşil renge boyayabilirsiniz. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Tabii ki bunların için yapıştırmak için de bir yapışkana ihtiyacımız olacak. Ve bir makasa tabii ki. Ve en sonunda da çiçeğimiz böyle görünecek. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Evet Minacığım önce bunu kesiyorsun. Kestikten sonra da ben de yapıştırma işlemlerine başlıyorum. Öncelikle çiçeğimizin kenarları için bu şeritleri, kestiğimiz bu şeritleri birbirine böyle yapıştırıyoruz. Yaklaşık olarak 15 tane kırmızı, 15 tane de beyaz şeride ihtiyacımız var. Bu şeritleri siz de bizimle birlikte şimdi kesip böyle yapıştırabilirsiniz. Mina yuvarlağı kesene kadar ben şeritlerimi yapıştırıyorum. Bakın çok hızlı oluyor. Arada beyazları da yapayım. Mina'nın kestiği beyazlarla da devam edeyim. Bunu kesmiş. Gördüğünüz gibi yuvarlağımız var burada. Bu kestiklerimi, yani kesip de yapıştırdıklarımı şimdi bunun üstüne güzelce yapıştırıyorum. Şöyle yapabiliriz isterseniz. Bir adet beyaz, bir adet kırmızı diye gidebiliriz. Böylelikle her rengi sırasıyla yapıştırmış oluruz. Evet, şöyle başladım. Kırmızı, beyaz. Şimdi tekrar kırmızıyı yapıştırıyorum. Ve ardından beyaz. Böylece yavaş yavaş çiçeğimizi tamamlayacağız. Evet. Yapımı çok kolay bir çiçek. Ama sonunda çok güzel görünüyor.
üzerinde de ay ve yıldızı taktıktan sonra hakikaten 23 Nisan çiçeğimiz olacak. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakalım şöyle göstereyim yaptıklarımı şu ana kadar size. Yarısı bitti bile. Diğer yarısına hemen geçiyoruz. Şimdi beyazda sıra. Evet. Beyaz. Şöyle şunu sürelim. Şimdi sırada kırmızı var. Şimdi sırada beyaz. Kırmızı. Beyaz. Minacığım sanırım yeterli bu kadar. Çünkü çiçeğimiz bitmek üzere. Belki bir kırmızı beyaz daha yaparsam tam olur. Bunun sayısını, şeklini, hepsini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hiçbir sayısı yok. İsteyen çok dar yapabilir. İsteyen biraz arada boşluklar bırakabilir. Nasıl isterseniz. Hiçbir sayısı yok yani. Şimdi bizim yaptığımız şöyle görünüyor. Bir bakalım hemen nasıl görünüyormuş. Evet, şöyle görünüyor. Güzel oldu bence. Çok da güzel görünüyor. Şimdi şu arkada kalan görüntüyü kapatabilmemiz için biz bir yuvarlak daha kestik. Bu yuvarlağı da böyle arkasına yapıştıracağız ki hem sağlam olsun, çiçeğimiz hemen bozulmasın, hem de bu arkadaki kötü görüntü kalksın diye. O yüzden bunun arkasına sen yapışkanı sürebilirsin. Yapışkanı sürdükten sonra bunun arkasına yapıştırıyoruz. Evet, önüne sürebilirsin. Mina da onu yapıştırana kadar ben ay ve yıldızımızı kesiyorum. Evet, bunun üstüne yapışkan sürüyorsun. Ay ve yıldızımızı kesmeye başlıyorum. Evet. Oldu mu? Bunu hemen yapıştırıyoruz üzerine. Bakın gördüğünüz gibi şimdi önü de arkası da gayet güzel oldu ve çok sağlam da görünüyor. Şimdi ay yıldızın arkasına da yapıştırabilirsin. Önce ayımızın arkasına birazcık yapışkan sürüyoruz. O sırada ben de yıldızımızı kesiyorum. Evet. Bunları eğer kendiniz çizebiliyorsanız tabii ki çizebilirsiniz. Eğer çizemiyorum diyorsanız büyüklerinizden mutlaka yardım alın. Onlar size yardımcı olacaklardır. İsterseniz internetten basabilirsiniz ay ve yıldızı. Hepsi sizin. Nasıl istediğinize bağlı. Evet, şimdi yıldızımızın arkasına sürüyorsun. İlk olarak ay yapıştırdık. Şimdi böyle görünüyor. Birazdan da yanına tabii ki yıldız gelecek. Evet, yıldızımızı da yapıştıralım. Çok güzel oldu. Evet, gördüğünüz gibi ay ve yıldız çiçeğimiz. 23 Nisan hazırlıklarımız yavaş yavaş devam ediyor. Şimdi biz arkasına şöyle bir tane çubuk yapıştıracağız. Bu çubuğu yapıştırmak için tam şöyle şuraya yapıştıralım. Bu çubuğu yapıştırmak için de isterseniz bu bantlardan kullanabilirsiniz. Daha sağlam yapışacaktır. Şöyle iki tane tutturuyoruz. Ve hazır. Buyurun. Bir tane de burada var. Gördüğünüz gibi çok güzel 23 Nisan çiçeklerimiz oldu. Bir dahaki etkinliğimizde görüşmek üzere. Şimdiden sizlere keyifli ve kaliteli vakitler diliyoruz. Etkinliklerimizi mutlaka evde deneyin. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın.